Evet arkadaşlar, nedir? Amirim şimdi biz siz gelmeden de konuştuk kendi aramızda. Evet. Raporu oraya koydum amirim. Yani tabii bu konuda şikayetçi olamayız biz yani. Bu bizim işimiz ama. Hayırdır? Mesela beni sabahın 4'ünde uyandırıyorlar amirim. Falan yerde falan oldu. Adres şu. Gidin gelin vesaire. Gidiyoruz oraya bakıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Çünkü olay yeri inceleme yok. Ne demek yapacak hiçbir şey yok? Oğlum senin işin polislik değil mi? Amirim ben polisim tabii ki yani. Ama gidip de oraya sadece duracaksak öyle değil mi Asuman? Haklısın. Ha? Haksız mıyım ya? Haklısın. Yani biz yeri gelir 16 saat bekleriz orada. Ama olay yeri incelemeciler bunu bir adet haline getirdiler yani. Bir konuşulsun, görüşülsün, istirham ediyorum yani. Amirim şimdi biz tabii birazcık erken intikal ettik. Salih abi çok haklı. Yani olay yeri incelemenin orada gelmiş olması lazım tabii. Ama onlar da aman canım cesetler biraz bekleyiversin demiyorlar yani. Canlar aş yetişmeye çalışıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Ben kendimden biliyorum ya. Tam bir çıkmaz yani. Ya amirim ben memnun değilim yani bundan. İçimizden birisi gitsin. Biz akşama kadar buradayız zaten. Sonra gelsin bize anlatsın ya. Bu kadar basit bir şey söylüyoruz. Salim seni anlıyorum ama oraya gideceksin, cesetin suratına bakacaksın. Bu senin işin. Amirim şimdi tabii yani ben yakınımdaki cinayetlere seve seve koşarım da yani. Herkes kapısının önündeki cinayete gitsin o zaman değil mi abi? Olabilir yani, böyle yapabiliriz. Nasıl? Sen bilirsin. Ben bunu mu söyledim Alaaddin? Yani, ben herkes kapısının önündeki cinayete mi koşsun dedim yani? Yok yok hayır, ben seni destek manası. Bu çay niye geldi? Dışarıda başka konuşuyorsun, dışarıda başka konuşuyorsun. Herkes kapısının hani önündeki cinayete mi baksın dedim, yakındaki cinayetlere mi baksın? Nasıl destek veriyorsun ya? Dışarıda başka konuşuyorsun, içeride başka konuşuyorsun. Salih stop. Sen şimdi hastaneye git, doktorla önden bir konuş, otopsiyi beklemeden. Asuman, Alaaddin, siz de gidin kurbanın ailesiyle bir görüşün. İşte mahallede o kurbanla ne kadar ilgili şahsiyet varsa onlarla konuşun gel. Emredersin. Çık dışarı. Yani ben ne anlatayım? Ben ne anlatayım size? Ben şimdi ne söyleyeyim yani size? Ya bir aydır zaten eve gelmiyor. Bazen olur iki ay, üç ay. Ya senin bir düşmanın mı var, sevenin mi var, kavga ettiğin biri mi var? Kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum ki, bilmiyorum. Bana zaten bir şey anlatmaz, anlatmıyor. Efendim? Ama... Ah! Ne oldu? Nasıl olmuş ya? Ne olmuş ya? Kim ya? Ne? Tabii. Hayır, bizim görüşmemiz amir bitmedi de hemen çıkıyoruz. Saygılar amirim. Cinayet var. Cinayet mi? Aynanından. Evet. Nerede durumumuz? Aynı işte. Önceki gibi süslü boyalı. Takım şey, kırık tuğlalar, açık çatı, çaput, gözüne taş koymuş bu sefer. Şiir keza aynen var. Amirim şimdi ilk akla gelen cinayeti aynı kişi mi işledi? Bu soruya bakmamız lazım. Ya bu tarz cinayetlerde zaten ilk düşünülmesi gereken kurbanlar arasında bir ilişki var mı yok mu? Şimdi ben atıyorum tabii. Mesela sesli düşünüyorum. Sesli düşünme ya bu. Kimlik mimik herhangi bir şey var mı? Efendim? Amirim kimliği cebinden çıktı. Arkadaşlar ailesiyle irtibata geçmeye çalışıyorlar. Amirim şimdi annesine ulaşmışlar. Buraya mı getirsinler, karakola mı götürsünler? Karakola götürsünler oğlum. Buraya niye getirecekler kadını? Karakola götürün oğlum. Buraya niye getiriyorsunuz kadını? Olay yerine bir anne getirilir mi? Oğlum olay yerin. Gelmişler buradalarmış amirim. Hayır ben sizin yapacağım işinize değil. Ablacığım başın sağ olsun. Nasılsın, bir ihtiyacın var mı? Evladım bir gösterin bana. Tutuyorlar beni burada, bırakmıyorlar. Şimdi arkadaşlar içeride çalışma yapıyor, inceleme yapıyorlar yani. Şimdi dirayetli olmak lazım.
sana bir iki kısa sorum olacak. Yani katili bulmamız için senin bize vereceğin her türlü cevap bize yardımcı olacak. Şimdi... Aminim, şimdi şöyle bir durum çıktı ortaya. Bu diğeri gibi değil ya. Olay yeri incelemeden arkadaşlar bir örnek almak için dokundular. Ya iyice çürümüş, paramparça oldu acısı. Vıcır vıcır kurt oynuyor. Ya böyle bir ölüm olabilir mi annem ya? Benim şahsi kanaatim yani atıyorum şu anda. Galiba önce bayıltıp sonra işkence ettikten sonra tekrar ayılınca o zaman boğulmuş olabilir. Yani sesli düşünüyorum. Ulan hayvanın oğlu hayvan. Kadının yanında böyle laf edildin mi ha? Görmüyor musun kadın ne durumda? Bunun sesli düşünmelerinden, atmalarından bana da fenalık geldi. Oğlum insanlıktan mı çıktın lan sana? Senden başka... Ha? Buyurun abi siz mi? Senin gibi burada havaya sallayan var mı lan? Senden başka atan var mı lan burada? Özür diliyorum amirim. Görmedim kadını. Nasıl görmedim kadını ya? Oğlum sana gelme. Bir dakika, bir saniye. Ablacığım, senden bu densiz arkadaşımız için gerçekten çok özür diliyoruz. Ama bu hepimize yapıyor, emin ol. Sadece sana değil, hepimize yapıyor yani. Ben buna 3.000 lira borç verdim ta ne zaman? Yani gelip de bir gün şunu... Oğlum, sen niye kadınla böyle konuşuyorsun ha? Sen neden böyle konuşuyorsun yavrum kadınla? Amirim ben kime ne konuştuğumu bilmiyorum artık. Çok uykusuzum, çok yorgunum. Ben eve gidip dinleneyim. Olmaz. Çok... Durum değerlendirmesi yapacağız. Gidin şurada bir yerde bekleyin beni. Ondan sonra hep beraber sahildeki çaycıya geçeceğiz. Ben uyuyamadım, dinlenemedim. Olmaz. Beni eve gönder. Ne olur be. Gidin uyuyun ben.